Günaydın arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her biriniz iyisinizdir. Biz kalktık, kahvaltı telaşındayız. Ocağımızı yaktık. Patates kızartıyoruz ocakta. Anne, daha büyük bir şey yok mu? Niye böyle küçükte yapıyorsunuz? Hani hepsini atardık diye düşündüm. Biberlerini falan da. Biber patlıcan falan kızartacağız. Üzerine yoğurt yapacağız. Böyle. Teyzem de. Seda abla, sarımsaklı yoğurt yapacağım şu devir. Ayılmaya çalışıyoruz bir yandan da. Nasıl? Vallahi azıcık ceviz çıkıyor arkadaşlar. Dünya kadar kabuk çıkıyor ya. Cevizden çok kabuk çıkıyor. Bu hortum kısa mı şimdi? Değil değil, çek. Çek çek. Hortumu çek Seda. Çek kız. Ha, şey döküyorlar. İncirler. Evleri temizledik arkadaşlar. Annemle teyzem şimdi içerileri hallediyor. Seda da kapının önünü halletti. Ben de bulaşıkları hallettim. Ay, mısırımızı bakın. Mısıra bakın arkadaşlar. Oy maşallah. Oy maşallah. Ceviz serdik de buraya. Kurusun diye. Çadıra sığardık. Arkadaşlar şimdi meyve bahçemize geldik. Hava sıcak. Hadi gidelim bakalım. Oğlum gel bir tarafa Çınar. Yavaş. Tırlarsın tabi. Çıplak yılan çıyan yoktur. Burası en büyük bahçelerden bir tanesi arkadaşlar. Üzümlerimiz olmuş. Ay ne güzel. Yiyelim bari birazcık. Göz hakkı. Kız bütün elmalar düşmüş. Kız anneye adam kıyamaz. Kabak gibi, fal gibi olmuş bu. Buradan arkadaşlar şu ileride kazık var. 3 sıra bizim. Bak şu Yakup'un olduğu kazığa kadar 3 sıra sonuna kadar bizim. Oraya gidelim elmanın yanına. Burada bekleyin oldu mu? Burası da 3 sıra değil mi? 2-3 sıra. Arkadaşlar kabak ağacına bakar mısınız? Bakın. Gidiyoruz, elmaları aldık. Oy. Annemin elmalardan topladık. Şimdi arabayı şeye bıraktık. Ben bir köylü kızıyım. Hava sıcak. Ballarım. Ay. Meyve bahçesine geldik. Tabii kiraz falan yok şu an. Kirazlar bitti. Onların mevsimi geçti. Şu an elma var, ayva var. Ceviz var. Badem var. Her şey mevsimine göre işte. Hava sıcak. Yunan oraya arabayı park yaptık. O bahçe yoluna girmiyor çünkü araba. Ancak arazi arabası falan olursa girer. Şimdi oraya kadar çıkacağız da. Eşyaları yükleyeceğiz. Sonra tekrardan bir ziyaret edeceğiz. Sonra eve geçeceğiz. Mangal yakarız. Onun dışında babamın köyüne gideceğiz. Elma düştü. Hey, nereye gidiyor elma? Poşet. Ben tutayım anne onu ama benimki de çok ağır. Yok yok, ben tek başıma götürüyorum.
arkadaşlar, biz evimize gelebildik çok şükür. Binlerce kız şükür olsun. Şunun içinde ceviz var, bir de şey var. 3 tane kavun var. Gün yüzü kavunu aldık. Çamaşırlar buldu. Zaten yıkamaya atacağım. Ay çok yorulduk. Gerçekten yorulduk burada eşyalar. Şu hırkaları falan yıkamaya atacağım. Hep hiç giymedik aslında gerçi ama yine de bir yıkayacağım arkadaşlar. Şu yelek yıkanmıştı zaten. İçime sinmez böyle benim. Bunu asacağım. Onu yıkamıştım. Sonra burada yemediklerimiz götürüp de burada birazcık şöyle şu kadar incir aldım arkadaşlar kapının önünden. Sonra göz hakkıdır. Bir tane şöyle üzüm aldım. Ondan sonra cama. Bir de şöyle biraz da böyle üzüm aldım. Burada elmalar var. Biraz da erik var içinde. Amasya elmaları var arkadaşlar. Şöyle. Bunlar çok lezzetli gerçekten. Amasya elmalarımız. Şöyle. Elmalarımız var. Onun dışında burada en güzel şeylerden bir tanesi var. Benim yıllar öncesinden beri beni takip eden canım takipçim Nurşah'cığım. Sonradan benim dostum ve arkadaşım oldu. Biz devamlı konuşur olduk. Hatta şu an benim kardeşim gibi diyebilirim. Dertleştiğim, yoldaşım, ne bileyim her şeyim. Canım benim bana çok ev hediyesi almak istiyordu. Ama ihtiyacım olan istediğim bir şey almak istiyordu arkadaşım. Sağ olsun ben de ona neye ihtiyacım olduğunu söyledim. Demek zaten mümkün değil arkadaşlar. Anlamadı zaten Nurşah'cığım. Yani istediğim kadar alma diyeyim. Onu alacak. Hatta avize falan alacak. Ben de dedim ki Nurşah'ım sen bana avize alma. Madem bana alacaksın kuzum. Bana salonuma, yeni salonuma bir saat. Çünkü salonumu yeniledim biliyorsunuz ama saatim yok arkadaşlar. Çınar duşa girdi. Benim boğazlarım kötü oldu. İnternette beğendiğim bir saat vardı. Öncelerinden beri favorileri eklemiştim. Taşındığım zaman alırım diye. Ve arkadaşcağızım, Nurşah'ım, kardeşim, canım bana onu aldı. Ev hediyesi olarak gönderdi. Zaten bir günde kargolandı hemen. Biz de köyde olduğumuz için evde teslim alamadık. Sağ olsun komşumuza söyledik. Komşumuz teslim aldı. Vay 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 vay. Dikkatli çıkaralım şöyle. Kargolamaları güzel. Arkadaşlar. Bakacağız internetteki gibi bir şey mi? Ya tabii internette göründüğü gibi olmuyor arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor yani. Ha buraları şey yapmışlar. Bir saniye. Açalım. Kırılmasın diye. Ha üzerinde şey varmış pardon. Jiletini varmış. Diyorum ki ben de neden mat görünüyor parlak değil. Şaşırdım çünkü. Yalnız şöyle açayım da koru, güzel korumalı bir şey kargo, güzel sarmış lan, sarımda sıkıntı yok hani kırılmasın diye ama hafif yani öyle söyleyeyim, internette daha böyle ağır bir şeymiş gibi duruyor. Gerçi ne kadar ağır olabilecek arkadaşlar. Şimdi ne diyor notta? Sizin tercih ettiğiniz için teşekkürler. Satın aldığınız ürünün kargo esnasında hasar görmemesi için saat mekanizma parçaları akrep, yelkovan, saniye, domante olarak gönderilmektedir ve ürünün sizlere çizilmeden ulaşması için üstünde jelatin bulunmaktadır. Demonta parçaları takmadan önce jiletini sökmeyi unutmayınız diyor. Sırası ile akrep, yelkovan ve uzun saniye.
Tamam. Anlaşıldı. İyi. Güzel açıklama yapmış. Evet. Üzerinde jelatin var çünkü o kadar mat duruyor ki şu an arkadaşlar. Yani kameradaki gibi değil. Şaşırdım ben de hatta. Şurada malzemeleri var. Önce diyor üzerindeki jelatini atalım. Versiniz şöyle. Bakın nasıl mat ve çizik duruyor. Gördünüz mü? Korktum hatta. Ama şöyle jelatini açtığımız zaman bir de ortasında var arkadaşlar. Onu da açacağız. Hadi bakalım. Kesene bereket Nurşam. Canım benim. Zevkine bayılıyorum senin. Zaten hemen hemen zevklerimiz uyuşuyor. O da bayıldı buna. Çok beğendi. Canım arkadaşım benim. Kesene bereket bir tanem benim. Oy çok beğendim arkadaşlar. Şimdi parçalarını da Yakup taksın. Ya da ben mi takayım? Bir saniye şöyle duracak. Parçalarını taktım arkadaşlar. Şöyle sizlere net göstereyim diye. Pilini takmadım. Pil yok içinde. Şimdi Yakup duştan çıkınca takar. Salonla ne kadar güzel uyum sağladığına bakar mısınız? Sehpalarla, gümüş. Evet evet. Almadım oğlum. Nurşah teyze hediye aldı bize. Ev hediyesi aldı. Çok güzel uyum sağlayacak. Valla bunu şu duvara asmayı düşünüyorum ama daha tam karar veremedim. Çünkü şöyle kapıdan girildiğinde direkt duvarda gözüksün istiyorum da. Ya da bu duvara da olabilir. Bilmiyorum yani. Ama çok şık durdu. Elmalarımı yerleştirdim. Eriklerimi şöyle koydum çünkü bunlar ezik büzük arkadaşlar. Bunu hemen hoşaf yapacağım yarın. Kompostu. Tamam anneciğim, kompostu kaynatacağım. Burada da incirler bu kadar zaten. Saçı pışı dağıttım arkadaşlar yine. Bir duş aldım kendime geleyim diye. Zaten çok kirliydim de malum. Orada ceviz topla, işte elma topla derken bağ bahçe. Saçım başım var ya keçe gibi oldu. Bitli gibi oldum resmen. Mahvoldum diyebilirim. Geldiğimizde duş aldım. Duş aldıktan sonra var ya üzerimi giyindim. Uyuyakalmışım bir posta. Geri kalktım sonra balkona çıktım oturdum falan. Zaten bugün videoda pek çekemedim arkadaşlar. Çünkü niye? Anneannemi ziyarete gittikten sonra zaten kendimize gelemiyoruz yani. 8 ay oldu anneannemi kaybedeli. Allah rahmet eylesin inşallah. Mekanı cennet olsun. Ama alışamadık arkadaşlar. Biz alışamadık, konduramadık. Bilmiyorum. Tabii ki ölüm Allah'ın emri. Rabbimden gelene her zaman razıyız. Ama işte ne olursa olsun insan alışamıyor. O yüzden mahvoluyoruz yani yıkılıyoruz. Kendimizi toparlamak da çok zor oluyor gerçekten. Toparlıyoruz inşallah. Biraz da hastayım. Biliyorsunuz köye gitmeden önce boğazlarım şişmişti. İlaç almıştım ama çok da bir faydasını görmedim. Antibiyotik olmadığı için. Ben bu sene çok hasta oldum arkadaşlar. Ya bu sene hasta olduğum kadar hiçbir sene olmamıştım yani. Edremit'te de çok kötüydü biliyorsunuz. Boğazlarım taşınma sürecinde mahvolmuştum. Şu an o kadar aşırı derecede şiş değil lif bezlerim. Ama yavaş yavaş şişmeye başladı. Sesim falan gitti zaten. Gördüğünüz üzere yani. Annem bakalım TC'mi falan aldı da randevu alacak. İyi bir doktor varmış, ona randevu alacak, ona götürecek beni. Bakalım ne diyecek arkadaşlar yani. Edremit'te biliyorsunuz gittim hastaneye. Defalarca gittim. Edremit küçük bir ilçe olduğu için arkadaşlar hastanelerde, doktorlarda sıkıntı yaşıyorduk yani. Olanak çok azdı, kısıtlıydı. Yalan söyleyemem. Beni orada cerraha sevk ettiler ama cerrah olmadığı için gidemiyordum. Bir tane vardı ama randevu alamıyordum arkadaşlar. Yani 3 ay sonrasında bile randevu vermiyorlardı. Eskişehir'e geldiğimde zaten gideceğimi söylüyordum size. Yani bu da iyi oldu zaten işte gitmemde
bir bahane oldu hastalığımda. Zaten gidecektim, yalan olmasın. Mecbur gideceğim cerraha çünkü sevk ettiler. Lenf bezlerim için boğazımdaki. Bademciklerim de zaten sürekli sıkıntılı yani. Hiçbir şekilde düzelmiyor. Yani benim bademciklerim arkadaşlar küçüklüğümden beri, daha doğrusu yani sadece şimdi değil yani bu yaşta değil. Küçüklüğümden beri sıkıntılı. Yani niye sıkıntılı? Yani normal şartlarda bademciklerimin boyutu normal insanlara göre zaten daha büyükmüş boyutları. Orada bir sıkıntım var zaten. Bir de bademciklerim çok hassas arkadaşlar. Çok çabuk enfeksiyon kapıyor, iltihap kapıyorlar. Çok çabuk şişiyor. Yani ben soğuk bir şey tüketemiyorum doğru düzgün. Soğuk bir şey tüketmesem bile zaten dediğim gibi bademciklerim normalde sürekli zaten şiş ve bana sorun yaratıyor. 31 yaşındayım. Bu yaşıma kadar sürekli bademciklerimden sıkıntı yaşadım. Son 2 senedir de yine arkadaşlar bademciklerden sıkıntı yaşıyorum ama lenf bezlerinden de sıkıntı yaşıyorum. O yüzden bakalım annem randevu alsın, bir gidelim. Ne diyecek? Yakup şu ışığa basar mısın? Yan taraftaki ışığa da. Bir de sağdaki bize. Ha tamam. Durmuş sen. Durmuş mu? Hiç gitmemiş gelir. Ya. İade mi etsek acaba? He? İade mi etsek? Saat çalışmadı arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Konudan konuya atlıyorum da. Neyse, hastalık konuşup durmayalım. Doktora gittiğim zaman artık ne olacak bilmiyorum. Bademciklerimi alacaklar mı? Ne yapacaklar? Ya da lenf bezlerim için nasıl bir tedavi uygulayacaklar onu da bilmiyorum da. Artık ona bakacağız duruma göre. Saat içinde şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim internette beğenmiş olduğumuz saat arkadaşlar çok farklı görünümdeydi. Nurşah'la birlikte beğendik biz. Daha önceden ben favorilerime atmıştım bunu. Onu da gösterdim, o da çok beğendi ama görseldeki saat çok çok bambaşkaydı arkadaşlar. Hatta şöyle sağa sola belki bir yere resmini bulabilirsem koyayım size. Ya bir kere tabii ki de Nurşah bana bir kalem dahi gönderse, değer verdiğim bir insan bana değer vermiş, göndermiş. Benim için çok çok değerli arkadaşlar. Biraz önce de onunla konuştuk zaten WhatsApp'tan da, hani nasıl iyi çıktı mı çıkmadı mı, içine sindi mi sinmedi mi diye. Ya sadece şöyle bir şey söyleyeyim, fiyatını da ben biliyorum. Dediğim gibi samimiyetimiz var zaten. O yüzden arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim, fiyatı 200 TL. Hediyenin fiyatı söylenmez ama dediğim gibi hani samimiyetimizden dolayı söylüyorum. 200 TL'ye değecek bir saat değil arkadaşlar. Görselde çok 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 farklı gözüküyordu. Ama gerçekte hiç öyle bir şey değil. Arkası bildiğiniz kontör plak gibi bir şey yani. Üzerine de bu plexi aynalardan koymuşlar. Ayrıca pil taktık. Hiç çalışmamış. Hiç ilerlememiş arkadaşlar saat şu an yani. O yüzden muhtemelen kızın verdiği para boşa gitmesin yani. Yazık, günah mı değil, kimse kimsenin parasının çarçur olmasını istemem. O yüzden geri muhtemelen iade göndereceğim. Nurşah'la bir konuşayım da biraz sonra yine, ya da yarın konuşurum, geç oldu. Yazık günah yani, o kızın parasına da yazık günah. Çöpten bulmuyoruz parayı. O kız da yani değer verdi, aldı, gönderdi, birlikte beğendik. Değil yani arkadaşlar, hem o paraya değecek bir saat değil, hem de çalışmıyor şu an yani. Gerçekten internet alışverişi tamamen şans eseri gibi bir şey. Eğer şanslıysanız iyi bir şey denk gelirse geliyor. Gelmezse de gelmiyor. İnternet alışverişi demişken yön mağazasında daha kurmak için gelmediler. Bütün sinirlerim tepeme çıkıyor diyebilirim yani. Yani belki yarın var ya, sırf yön mağazasına gidip de bu yaptıkları saygısızlığı yüzlerine vurmak istiyorum. Çünkü defalarca aramama rağmen telefonlar açılmıyor. Normalde gün içerisinde getirip kurmaları gerekiyormuş aynı gün. Kuzenim de yönden aldı çünkü Twin'tesini aldı. Konsol aldı. Gün içerisinde gelip kurmuşlar. Bana gün içerisinde de gelip kurmadılar. Ertesi gün de gelmediler. Arayıp sormadılar da. Telefonlar da açılmıyor arkadaşlar. Gideceğim onları gerçekten rezil edeceğim, geleceğim. Çünkü bazen bazı yerlerde çirkeflik gerekiyor diye düşünüyorum bence. Çok da saygılı olmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Saat konusunda da Nurşah'la dediğim gibi görüşeyim. Yazık değil mi ya kızın parasına gerçekten yani. Hakikaten o paraya değecek bir saat değil ve şu an çalışmıyor yani. Çalışsaydı gerçekten
Bir sıkıntı yoktu, yine asacaktım yani, çünkü sonuçta hani düşündük, taşındık, beğendik, aldık, aynısı olmasa bile olsun diyecektim. O da izliyordu şu an beni, öpüyorum bir tanem seni kocaman, biraz sonra seni arayacağım. Onun dışında böyle köydeydik yani, cumartesi günü sabah erkenden gittik arkadaşlar. Güzeldi tabii ki yani, bazı duygusal anlar dışında güzeldi. Memleketimiz köy, her yerde attığımız her adımda anılarımız var. Güzel geçti. Tabii benim hastalığım biraz sıkıntılı yarattı bana. Düzeleceğiz inşallah arkadaşlar. Ben hastayken modum çok düşük oluyor. Gerçekten iyi hissetmiyorum. Bazen gündüz saatlerinde bir toparlıyorum kendimi, iyi hissediyorum ama sonrasında akşama doğru katılıyor yine hastalığım. Sizler beni artık çok iyi biliyorsunuz. İnşallah randevuyu da annem alabilmiştir yani. İnşallah yani yakın zaman alabilmiştir. Ki giderim hemen. Ne diyecek bilmiyorum. Korkuyorum da bir yandan arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim. Allah'ım şifa versin tüm hastalarımıza, hepimize yani cümlemize. Sağlık sıhhat versin, şifa versin diyeyim. Ben de istemem sizlerin karşınıza şu tipte çıkmak. Ben de istemem sizlerin karşınızda ölü balık gibi bakmak. Ama gerçekten sizlere değer verdiğimi şuradan anlayın. Hasta da olsam, ne olursa olsun sizleri videosuz bırakmıyorum arkadaşlar. Benim burada yani bir gün video atmamam, 3 gün 5 gün video atmamam, inanın maddi açıdan hiçbir kaybım yok yani. Kaybım olsa da umurumda bile değil yani. Çünkü dediğim gibi her zaman diyorum size. Allah'ıma şükürler olsun. Ben YouTube parasıyla biz ev geçindirmiyoruz. Bizim öyle bir durumumuz yok yani. Hani aman şunu atmayayım kaybım olur falan gibi bir durumumuz yok. Ama ben sizlere saygı duyduğum için, sizleri sevdiğim için arkadaşlar. Kanalımın bir düzeni, bir saati olduğu için elimden geldiğince kısa olsun, uzun olsun aksatmamaya dikkat ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ballarım. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.